Çok memnun oluruz. Biz gene sandalyemize gerek var mı? Yani orada daha, da olurdu. Olsun tamam. Daha iyi olur böyle ortada. Tamam. Buyurun. Şimdi boyun hareketlerinin çoğunu ben gösterdim size. Bir tane masaj hareketi yapacağım burada. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru. Boynumuza şöyle eğiyoruz. Yine başımızı arkaya veriyoruz değil mi? Aşağıda. Tabii ki ellerimiz temiz olacak. Boynumuz da öyle. Onun de yağlı bir krem kullanacağız. Hı hı. Önce nemlendiricimizi de sürsek nemlendirici olur mu? Olabilir. Hı hı. Evet. Ve kuru ciltlerde yağlı krem kullanırsanız daha iyi olur. Aşağıdan yukarıya doğru şöyle masaj. Herhalde biraz hissederek yapıyoruz, evet, değil mi? Hissederek. Ne çok acıtarak ne de aynen. Çok yani fazla baskı yapmıyoruz, basmıyoruz elimizi. Ve böyle rahat bir şekilde bir 50 saniye kadar masaj yapıyoruz. Bir dakikaya yakın da onu yapıyoruz. Aynen. Şu sarkmalar için bir hareket daha tabii söyleyeyim. Ki çene altımızdaki sarkmalar evet, için. Şu kemikten başlıyoruz. Böyle hafif hafif sıkıyoruz değil mi? Evet, sıkıyoruz. Çimdikliyor muyuz, sıkıyor muyuz? Sizin alttan dediğiniz. Üstten sıkıyoruz anladığım kadarıyla. Aynen. Şöyle. Kendimizi masaj... tokatladık. Şimdi evet. Çimdikliyoruz. Şimdi de yüze dayak yemek yüze yani iyi geliyor kadar... galiba. Evet. No pain no gain. Acı yoksa kazanç da yok hocam. Bunu ne kadar süre yapıyoruz? Bunu da birkaç defa böyle yapıyoruz. Masaj sayılır. Ben masajı cildin ütüsü derim her evet, zaman. Evet çok doğru. Feride Hanım bir de şöyle bir hareket var. Şu bölgelere böyle elimizin ucuyla vurma hareketi. Hayır, böyle bir dinlendiriyoruz. Ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Böylece kaslar daha aktif oluyor. Aktif oluyor, canlı duruyor. Harika. Boyun çok önemli. Evet. Boyun çok ihmal edilen bir konu. Burada Feride Hanım'ın anlattıklarından iki grup benim çok ilgimi çekti. Bir tanesi boyun için çeneyi bir gösterir misiniz siz gösterirken? Çeneyi yukarı doğru alıp başı geriye doğru çeneyi iyice dışarı doğru çıkartıp ve bu hareketi 20 saniyeden 6 kere yapmak. Şu alt çeneyi ve boynu çok toparlıyor. Bu birdi. İkincisi? Şekilde sıkmak. İyicene genze boylu. Bütün gücünüzle sıkmak yani, o kaslar bitecek kadar. Üçüncüsü? Aslında ben bu hareketi bir tamamlayayım. Hem yani X diyerek kocaman X. Bir X. Sonra U diyoruz. Bu dudaklarımız için bir hareket. Dudaklar için. Peki yine boyuna devam edelim. Üçüncü hareket boyun için ne yapıyorduk? Evet. Böyle çenenizi koyup çeneyi aşağı doğru bastırıp yumruğu da yukarı doğru bak. Hakikaten çok etkili bir hareket bu. Ondan sonra dördüncü hareket. Şimdi şöyle bir şey de var. Üçlü bir hareket. Evet, üçlü bir. A, O, İ, U yani dört harf var burada. Sessiz harfler. Evet, sesli abartarak harfli. Söylüyoruz. A, bu bölgeyi tekrar göster bu önemli. A O İ U A U İ U çok güzel. Bir de kendimizi tokatlıyorduk biraz. Şöyle 100 kere de. Bunlar boyun için inanılmaz faydasını göreceksiniz birkaç ay sonra. Hafif bir tokatlayacağız kendimizi. Evet, hafif. Yani fazla hafif. Şey değil. Çok güzel. Evet. Valla teşekkür ederiz. Gerçekten bunlar çok etki ediyor. Ben nereden söylüyorum? Biz demin hesapladık reklam arasında. 17 yıldır tanışıyormuşuz. 17 yıldır bu yüz aynı. Yapın demek ki işe yarıyor. Evet. 17 yıldır. Feride Hanım'ın 70 yaşında olduğunu da söylemeyeceğim bana. Şaka tabii ki şaka. O da genç bir hanımefendi. Onun da avantajı var tabii ki. Peki, o zaman size çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi rica tokatladık, ederim. Çimdirdik, yumrukladık ve yüzümüz inşallah güzelleşecek daha da.
Peki.